Ben Doktor Brown. 16 yıl Amerika Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak hizmet verdim. Hayatım normal akışında ilerlerken berbat bir haberle altüst oldu. O günlerde doğum yapmasını beklediğim eşim acil bir durumla ameliyata alınmış ve kızım dünyaya gelmişti. Maalesef aort hastası olarak tanıştı kızım dünyayla. Kızımın böyle doğduğu haberini alınca hayatımda ilk kez kontrolün bende olmadığını hissettim. Elimden bir şey gelmiyordu. Ondan önce hayatımda ne sorun olursa olsun kendim hallederdim. Daha çok paraya ihtiyacım varsa daha çok çalışıyordum. Kızımın ismi Hannah idi ve direkt yoğun bakıma alındı. Vücudu göğsünden aşağıya kadar neredeyse kömür rengindeydi. Çünkü vücuduna oksijen girmiyordu. Gözümün önünde kıvranıyordu. Hayatımda ilk kez daha büyük bir güce yönelmem gerekiyordu. O zamana kadar ateistim. Protestan bir ailede yetişmiştim. Dindar değillerdi ve ben hiçbir dine girmemiştim. Yoğun bakım ünitesinden çıkmam gerekiyordu. İçeri o alanda uzman bir grup doktor girdi. Onlar yapacaklarını yaparken ibadet odasına gittim ve hayatımda ilk kez dua ettim. Tipik ateist dua edişiyle dua ettim. Ey Tanrı, eğer varsan ruhumu kurtar, eğer çocuğumun hayatını kurtarırsan ve bana en çok razı olduğun dini gösterirsen o yoldan gideceğime söz veriyorum. Yaratıcıma o gün bir söz verdim. Ayrılığım sadece 15 dakika kadar sürdü ve geri yoğun bakım ünitesine döndüm. Kapıdan içeri girip kızıma doğru baktığımda doktorlar başlarını kızımın üzerinden kaldırıp bana baktılar. Ve anında bir şeylerin değişmiş olduğunu anladım. Yüzleri şaşkınlık doluydu. Sanki neler olduğuna dair hiçbir şey anlamamışlardı. Belki biraz şoktaydılar. Bana kızımın iyi olacağını söylediler. Ve kızım tamamen normal bir çocuğa dönüştü. Elimizde bundan önce çekilmiş ultrason kalp filmi vardı. Ve önceki filmde size bahsettiğim hastalığı vardı. Ve sonraki filmde tamamen gitmişti. Hastalıktan eser yoktu. Doktorlar bundan bir anlam çıkarmaya ve açıklama yapmaya çalışıyorlardı. Ama ben orada durup onlara baktığımı ve şöyle dediğimi hatırlıyorum. Bu açıklama size göre anlamlı olabilir ama benim için değil. Ben bu duayı ettim ve bunun yaratıcının elinden olduğuna inanmak zorundayım. Ve onun sözünde durduğunu biliyordum ve benim sözümde durmam gerekiyordu. Ve böylece dini arayışa başladım. İlk Yahudiliği öğrendim ve bu beni Hristiyanlığı öğrenmeye yönlendirdi. Doğru yolu Hristiyanlıkta bulacağımı sanıyordum. Hristiyanlığın tüm mezheplerine gittim. Tam olarak kaç farklı mezhep, kaç farklı kiliseye gittiğimi hatırlamıyorum. Aynı şeye karşı çıkıyordum. Hep bir kısmını beğeniyor ama diğer kısmını anlamakta zorlanıyordum. Ve temel inançlar konusunda papazla konuşuyordum. Soru sorardım, açıklayamazlardı. Başka soru sorardım, onu da açıklayamazlardı. Ve ben de oradan ayrılır, sadece güle güle der, teşekkür ederdim. Yaratıcıya verdiğim sözü tutamayacağımdan korkuyordum. Korkularımı görmüş ki karşıma İslamiyet'i çıkardı. Tüm sorularım ancak İslam'ı bulduğumda cevap buldu. Ve gönlüm huzura ermişti. Yap bozun tüm parçalarının yerli yerine yerleştiğini hissetmeye başladım. Ve geriye baktığımda anladım ki çocuğumun hastalığı benim iyileşmem içinmiş.